Tabii insanın kendini anlatması çok zor bir şey de. Nerede duruyorsam bunu öncelikle kurtarıcımız, kurucumuz Aziz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Bir Türk kadını olarak onun kadını, onun öğretmeni, Cumhuriyet'in öğretmeni olarak gurur duyuyorum ve onu rahmetle, minnetle anıyorum. Hiç umulmadık bir yerde gördüğüm bir şey beni aşırı etkiliyor. Hatta beni esir alıyor. Gece gündüz onu nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Onu yapıyorum ve ona uygun şeyleri ekleye bir şey yaratıyorum. Bu önceleri hep böyle gelişti. Ama şimdi örneğin bir müzik odası yapmak istiyorum diyorum. Sonra düşünüyorum, müzik odasında neler gereklidir? İşte klasik müzik mi, halk müziği mi ağırlıklı olacak? Halk müziği olursa bağlama olacak, darbuka olacak falan. Ama ben Türk sanat müziğini, yani Türk halk müziğini de seviyorum ama Türk sanat müziğini daha çok seviyorum, klasik müziği daha çok seviyorum. Onun için bir piyano, bir keman olmalı diye düşünüyorum. Ritim saz olarak bir tef olmalı diye düşünüyorum. Çünkü oraya gelen kişiler sadece müziği zevk için yapacak kişiler. Diyor ama sözlüksel anlamı şu. Herhangi bir anı, anıyı, bir olayı üç boyutlu ve belli bir ölçek dahilinde küçülterek sahneleme sanatına deniliyor diyor ama. Ama benim için ne derseniz, benim için hobiydi, tutku oldu. Yani diyor ama ne diye bana sorarsanız, hiç vazgeçilmeyecek bir hobi diyorum ben. Siz bırakmaya kalkışsanız bile o sizi bırakmıyor. Diyoramaya başlamam bilerek olmadı. Önce ahşap boyamada rölyef çalıştım. Rölyef biliyorsunuz iki boyutlu oluyor. Sonra öğretmenimiz bunun üç boyutlu olanı da yapıyorlar falan dedi. Ben o zaman internetten araştırdım. Hiç rastlamadığım, ilk defa rastladığım, hani minyatür olarak görüyordum da böyle bir sahnenin düzenlenmiş olmasını ya da onun bir hikayesi olmasını falan bilmiyordum. Yabancı sitelerde gördüm, blog yazılarını gördüm, okudum. Ya ben zaten ufak tefek şeyler yapıyorum. Bunları böyle üç boyutlu haliyle yaparım diye düşündüm. Denemelerim oldu. Aslında ilkokul öğretmeniyim. 36 yıl çalıştım. Minik öğrencilerle olmak çok keyifliydi. Beni belki bu kadar dinç ve enerjik yapan da onlardı. Öğretmenliği de çok zevkli olarak yaptım ve ondan da büyük kazanımlar, geri dönüşler aldım. Yaptığım her işin en iyisini, elimden gelenin en iyisini yapma gibi bir karakterimdi. Öyle bir şey var. Dolayısıyla sonradan, emekli olduktan sonra da boş durmayı istemedim. Üretmeyi seviyorum. Sait Faik Abasıyanık, Çağdaş Türk Edebiyatı'nın öncü şair ve yazarlarından birisi. Bunu okuldayken de okumuştuk, hatta eserlerini falan da okumuştuk. Ama çok eski zamanlarda kaldı. Burgazada'da gezerken onun müze evini gördük. Hemen içeri girdim. Ev gerçekten müze haline getirmiş ama eşyalar var sadece. Bir
Yani yaşanmışlık şeysi, hissi vermiyor. Ama eşyalar da çok hoşuma gitti. Onların resimlerini çektim. Geri döndükten sonra o kadar beni etkiledi ki bunu yapmak istedim. Ancak Said Faik Abasıyan'ın hakkında daha çok bilgi edinmem gerekiyordu. Araştırdım internetten. Hiç evlenmediğini, ölünceye kadar annesiyle beraber yaşadığını öğrendim. Yani annesi ondan sonra ölmüş. Evet, eşyalarıyla resmini yaparak bir tablo halinde duvara asmakla onu hayal ettim. Ama o evde bir kadın da var. O kadını yansıtabilmek için de oraya terlik, ayakkabı, çanta, hatta bir partisi. Said Faik Abasıyan'a ait bir tek orada kişisel eşya olarak fötr şapkası var. Ama annesine ait fırçası, terlikleri, ayakkabısı ve de çantası var. Bir de bavul var. Çünkü Said Faik Abasıyan'ı gezmeyi seven birisiymiş, seyahat etmeyi seven birisiymiş. Bavulunu da kapısının arkasına koydum. Sık sık seyahat etsin diye. Her gün karşılarına en az bir saat geçip oturup izliyorum. Onu unutmam mümkün değil. Hiçbirini unutmam mümkün değil. Çünkü bana verdiği haz kelimelerle anlatılmaz, yaşanır. Bunu size açıklamak çok zor. Çok zor. Gerçekten onu yaşamanız gerekiyor. Bazen öyle oluyor ki gece uykularımı kaybediyorum sırf onlarla beraber olabilmek için. Yani kaybediyorum derken saatin farkına varmıyorum. 3 olmuş, 4 olmuş, bende hiç uyku yok. O kadar içime işlemiş, benliğime işlemiş. Ben diorama sanatının varlığını Türkiye'de bu işi yapanların da olduğunu hiç bilmiyordum. Öğrendiğim zaman araştırdım. Birkaç tane buldum öncelikle. Sonradan sosyal medyada ben de paylaşmaya başlayınca sanal arkadaşlıklar, belki dostluklar oluştu. Hiç yüzünü görmediğim, sesini duymadığım insanlarla samimiyet kurduk. Yani diyor sanatla ilgili, sadece sanatla ilgili dostluklar kurduk. Her insan beğenilmeyi, yaptığı işin beğenilmesini ister. O insana ayrı bir zevk, şevk veriyor. Yeniden üretme isteği uyandırıyor. Benim gibi 70 yaşında bir insan bu saatten sonra sürekli bir şeyler üretmesi çok alışılagelmiş değil. Üstelik benim yaşımda kimseyi de daha tanımadım. Hiç kimseyi tanımadım. Varsa lütfen benimle iletişime geçerse çok memnun olurum. Çünkü gerçekten bu yaşta bu işi böyle aşık olurcasına yapan birisini görmedim. Gençler var, onları çok takdir ediyorum. Yeteneklerini takdir ediyorum. Çok iyi sanatçılar var. Ancak rica ediyorum kendilerinden gençlere fırsat versinler. Acemiler diye umursamazlık yapmasınlar. Destek olsunlar, en azından cesaretlendirsinler. Bir ufacık ışık bile görüyor olsalar. Öğretmenlik böyle bir şey. Eşimle ben çok gezmeyi severiz. Seyahatlere çok giderdik. Türkiye'de de çok gezdiğim yer oldu. Yurt dışında da olduğum oldu. Ama ben ilk diorama çalışmalarımdan biri diyebilirim ona. Datça'da bir bahçe kapısı gördüm. İşte duvarları böyle taştan ama bildiğiniz bahçe kapısı.
çok hoşuma gitti. O kadar hoşuma gitti ki onun resmini çektim. Bu tür şeylere başlayınca bir o resim aklıma geldi. Onu çıkardım. Baktım ben bunu bir binanın kapısı olarak yapabilirim dedim. Şimdi bazı şeyleri yapıyorum ama aynı şekilde yapmıyorum. Yani o bir bahçe kapısı diye bahçe kapısı şeklinde yapmıyorum. Benim arzu ettiğim bir yerde yapıyorum. Ama onu oraya yerleştiriyorum, orada canlandırıyorum. Bu datça da bir bahçe kapısıydı ve onu o şekilde oluşturdum. Instagram'dan soruyorlar. Hocam şunu nasıl yaptınız diye. En ince detayına kadar anlatıyorum. Çünkü yol tarifi, yemek tarifi çok özen ister. Yemekte bir tek bir şeyi atlarsanız o lezzeti yakalayamaz. Yol tarifinde de iyi anlatmazsanız döner durur bulmak için. Diyoramada da böyle. Püf noktalarını atlarsanız karşıdaki bir şey anlamaz. Bana soruyorlar, ben oturup onu saatlerce yazıyorum, resimlerini çekiyorum, gönderiyorum. Ondan sonrası ona kalmış bir şey. Yani paylaşmayı seviyorum. Öğretmenlik var ya Serde, öğretmeyi seviyorum. Ama bildiğim kadarıyla. Sanatçıların birlik beraberlik içerisinde olmasını istememin en büyük nedeni, bakıyorsunuz yabancı ülkelerde bunun yarışmaları düzenleniyor. İşte sergileri ülke çapında sergiler düzenleniyor, fuarlar düzenleniyor ve oradaki insanların birbirlerine olan dayanışmaları, desteklemeleri, yardımcı olmaları inanılmaz ölçüde insanı etkileyecek şeyler var. Bizim ülkemizde neden olmaz? Ellerim titreyene kadar, gözlerim görmeyene kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Beni öyle bir sarmış sarmalamış ki yeter artık diyebileceğimi hiç sanmıyorum. Ne kadar biriktirdiğime gelince, ne yapacağıma gelince bağışlamak istiyorum. Ama bunda da seçici olmak istiyorum. Yani bağışladığım kişiler sattığı zaman elde ettikleri gelirin o kuruma çok büyük destek olmasını istiyorum. Benim amacım geride bir küçük de olsa iz bırakmak. Öğretmenliğimden çok iz bıraktığımı düşünüyorum. Çünkü bana geri dönüşleri hala çok. Sanatta da bir parçacık da olsa bir iz kalsın isterim. Onun için yapmaya devam edeceğim.